Romanların rotasında bugün yolumuz Edirne'de. Şu anda Çanakkale Çardak'tayız ve gemiye binip Edirne dolu yola gidiyoruz. İdrelles şenliklerinin heyecanını, neşesini sizlere aksettirmeye çalışacağız. Romanların rotasında bugün Edirne'deyiz. Bugün Edirne'deyiz. Kakava şenlikleri için Edirne'ye geldik. Bandırma'dan yola çıktık. Kakava şenliklerinin heyecanını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Selimiye Camii etrafında geziyoruz ve Roman arkadaşlarımızın, Roman kardeşlerimizin hayatta tutunma mücadelesini, ekmek kazanma mücadelesini burada sizlerle paylaşıyoruz. Ve burada bir macun tezgahı gördük. Dikkatimizi çekti. Kendisine mikrofonu uzatıyoruz ve kendisini tanımak istiyoruz. İsmini soruyoruz. Ersin. Ersin Bey, kaç yıldan beri macun işi yapıyorsunuz? 2000 yılından beri Osmanlı macunu satıyorum. Nasıl bir aileyi geçindirebiliyor musun bu macun işinden? Yani gerçekleri söylemek gerekirse. Çoluğumu yani, çocuğumu bundan büyüttüm. Buradan nasıl yapıyorsun? Evet. Peki şimdi kakava şenlikleri dolayısıyla burası kalabalık oluyor. Evet, çok kalabalık oluyor. En çok parayı bu dönemde mi kazanıyorsun yoksa başka festivallerde de kazanıyorsunuz mu? Bu dönemde daha çok kazanıyoruz. Yani çok kalabalık oluyor. Ne kadar bir kalabalık oluyor? Edirne'ye ne kadar kalabalık geliyor? Dışarıdan veya buradan? Abartmayayım ama 30-40 bin. 50, yani. Geçen sene 50 bini bulmuştu herhalde. Peki sizin bu mesleği öğrenme şeyiniz nasıl oldu? Babanızdan mı öğrendiniz yoksa böyle bir yerde görüp bir yerde mi öğrendiniz? Benim dede mesleğim. Dede benim mesleği. Dedem yaptı, babam, annem ve ben satıyorum. Peki burada çalışan, bu cami etrafında, bu bölgede çalışan kaç tane roman vardır? En az 60-70 tane vardır. 60 ve 70 evet. Arası roman çeşitli işporta aynen. Dallarıyla geçimini burada sağlıyor, geçimini ailelerine bakıyor. Ailelerine bakıyorlar. Peki belediyenin veya şeyin burada şeyi oluyor mu? Zabıtanın ve belediyenin burada bize hiç bir yaptırım yok. Teşekkür ederiz. Yani size destek oluyorlar. Yok, destek oluyorlar, köstek olmuyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum sizin dolayısıyla sizin adınıza. İyi. Yani burada şimdi siz macun sarıyorsunuz. Kaç çeşit macun yapıyorsun burada? 5 çeşit macunum mevcut. 5 çeşit. Kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. Yani. Nasıl oluyor bu macunun biraz yapışını biraz tarif eder misin bize? Ha, macunun yapışını tabii ki tarif ederiz. 41 çeşit baharatımız var şöyle. Şunda 41 çeşit baharat vardır. Mis gibi kokar. Bu şekerle beraber. Şeker ve ateşte baharat. Kaynatıp. Tabii baharat, şeker, meyve aroması. Bunları birleştirdiğimiz zaman Osmanlı macunu bu halde geliyor. Anladım. İyi. Allah'a ilişkiler versin. Çok teşekkür tüm ederim. Tüm kardeşlerimize, bütün amin. Arkadaşlarımıza bol amin. Bol paralar versin. Bol bol. Ailelerine ekmekler getirsin. Amin. Kimse el açmasın. Bütün romanlar mutlu tabii, ve huzurlu tabii, yaşasın. Tabii. Bizim de istediğimiz o zaten. Buradan yani. O zaman bizi izleyenlere el sallayalım. Görüşürüz. Ben Turan Şallı, Edirne Roman Eğitim Gönülleri Dernek Başkanlığı yapmaktayım. Aynı zamanda da kamu görevlisi olarak bulunmaktayım. Biz bu gördüğünüz alan Menzil Ağır Mahallesi. Yaklaşık 4500'e yakın nüfusu var. Bugün her zaman romanları konuşuyoruz ama romaların gerçek hayatını, gerçek sosyal kesitini de biz öğretmek, anlatmak istiyoruz. Romanlar toplumda göbek atan, oynayan insanlar değil, hayata tutunmaya çalışan insanlar olarak da görülmesini isteriz. Gördüğünüz gibi yokluk ve yoksulluk her zaman içimizde var ama bu insanlarımız hakikaten toplumumuzun bireyleridir. Çalışkan insanlarımızdır,
emekçi insanlarımızdır ve hayatta da tutunmak için çalışan insanlarımızdır. Televizyonlarda görüyoruz, oynayan, göbek atan Romanlı olarak bizi görmesinler. Bizim de kendimize özgü sorularımız var. Biz de toplumun içinde olmak istiyoruz, toplumun bireyi olmak istiyoruz. Romanların rotasını izleyin ki Romanlar için gerçekleri, doğruları bilin. Ön yargılarınızı ona göre, ön yargıdan kurtulun. Romanları da bu toplumun birey olması önünde biz de herkesin iyi olarak anlamasını isteriz. Romanız, insanız, aslında hayatın ta kendisiyiz. Üretmeye çalışıyoruz, iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi Romanların rotasını izleyin, doğruları bulun, iyileri bulun. Bugün 5 Mayıs, Kakava ve Dreles. Herkes gibi biz de bugün mutlu olacağız, sevineceğiz. Hayat aslında hayata birlikte bakacağız, birlikte gülümseyeceğiz. Çünkü kakava dediğimiz insanlığın bir ortak mirasıdır. Bunun etnik kimliği, dini mezhebi yoktur. Bugün herkes mutlu olacak ve herkes biz insanlarla beraber mutluluğu, heyecanı ve her şeyle bizde gönül ve huzuru tatacağız. Bugünkü bulunduğumuz alan, eskiden Romanların kakavasını kutlandığı yer alandır. Mevki olarak Gogo mezarlığı, halk arasında Gogo mezarlığı, genel olarak da Acı Çeşme mezarlığının hemen köşe uç noktasında bulunuyoruz. Yıllar önce Romanlar, özellikle Menzileler Mahallesi'nde oturan Roman vatandaşlarımız burada kakavayı sadece kendi özel şartları önceliğinde gerçekleştiriyorlardı. O zaman doğal bir ortam vardı. Sadece Romanlar gelirdi. Diğer bireyler asla bizim içimizde olmazlardı. Tabii ki bu zaman süreç içerisinde bu eğlenceye, neşeye diğer bireyler de katıldı. Katılmasıyla birlikte bu alan daha sonraki dönemlerde, işte burası toz, toprak, dağınık bir, daha doğrusu hoş olmayan bir alandı burası. Ama dediğim gibi özü, kakavan ruhu her zaman buradaydı. Bu akşam üzeri kakavanın ruhunu saray içinde olan mevkide kutlayacağız. Burada tamamen doğal bir ortam vardı. Hiç kendi özgü bir kakavanın ruhu vardı. Bu insanlar burada huzur, mutluluk bulurlardı, neşe bulurlardı. Ama burası dediğimiz gibi tamamen doğal bir ortam, doğal bir alan. İnsanlarımız, Roman vatandaşlarımız Hıdrellezi ve Kakava'yı bu gördüğümüz çoğu mezarlıkların içine girerek hatta otururlardı. İçerilerde bile sohbet etme imkanı bulurlardı yani. Alan o kadar dardı ki bu alan Romanları dahil çoğu zaman almazdı. Kimi yukarıda bayır var, bayıra gider. Kimi şu andaki yeni TOKİ yerleşim merkezi var, oraya dağıldı gitti ama dediğim gibi Kakava'nın ruhu bulunduğumuz bölge Romanlar için ayrı bir değeri ve önemi vardır. Edirne Küçük Pazar Mahallesi'ndeyiz. Abim çay içer misin dedi. Kırmadık geçerken. Tabii çayını içiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biraz mikrofonu ona uzatacağız kendisini tanımak için. Kakava'yı tanımak için Romanların gözüyle kakava nedir? Bunları soralım. Biraz kendi hayat hikayesinden kısa bir özet isteyeceğiz. Kakavamız, bayramımız bizim sayılır. Çok güzel olur. Çok da şeyli olur. İyidir. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ateşlerimiz yanar, etlerimiz pişer, yemeklerimiz pişer, Allah'ımızı ne verdiyse. Devam eder, kim geçerse yer. Allah verme bereket versin belediyemize. Belediyemiz bize gerekenleri hepsini yapıyor, sağ olsun. Şimdi bu mahallede hiç yoksa 2000 tane var bile rahat. 2000 tane bizim mahallemizde var. Nasıl yani, insanlar burada geçimini nasıl sağlıyor hep böyle? İyidir, ne yapsınlar, gidiyorlar alıyorlar ekmeğini, geliyorlar. Tarıma mı gidiyorlar, tarım mı yapıyorlar? Yok ya, topluyorlar, demir topluyorlar. Urdaya mı gidiyorlar? Urdaya gidiyorlar. Hayatlarından memnunlar mı? Memnun tabii, memnun olmasalar buradalarda takılmazlar. Göçerler giderler. Gel tabii giderler, iyi tabii, mahallemiz de güzel. İyidir mahallemiz, birbirine yardım ediyorlar az kalanlara, iki ekmek o veriyor, bir ekmek o veriyor. Paylaşım içerisinde. Romanların rotasına el sallıyorum. Bizlerle kalın. Bizlerle kalın, bizi dinleyin. Bizim ekmeklerimiz ortadadır. Soframız ortadadır. Allah ne verdiyse birlikte yeriz abi. Yeleğimi
Ve Meriç'in kenarındayız. Kakao şenliklerinde bir festival organizasyonunda Balık Ayhan'ın ve Suzan Kardeş'in ve diğer grupların katıldığı bir müzik festivalindeyiz. Biz eğleniyoruz. Kakao'da eğleniyoruz. Romanların rotasında bizleri takip edin. Edirne'de kakao şenlikleri dolayısıyla yoğun bir turist akını var. Ciğercilerin önünde devasa kuyruklar var. Ciğer sırası Edirne'de göze çarpıyor. Edirne'nin ciğeri ünlüdür ve insanlar bu ünü tatmak için burada adeta kuyruk yapmışlar. Adeta kuyruk, kuyrukta kavga var desek yalan olmaz. Edirne'nin de farklı bir özelliği. Edirne'ye gelip ciğer yememek olmaz. Tabii sıra beklemeyi göze alıyorsanız. Edirne'ye geldi mi, ciğerci Aydın'a uğradın mı diye sorarlar. Biz de Aydın'a uğradık ve ciğerini yiyoruz. Ama olmaz böyle. Bir lezzet. Yani gerçekten ne dedikleri kadar varmış. Edirne'ye uğrayıp da ciğerci Aydın'a uğramak olmaz. Öyle derler. Biz de bugün buradayız. Gerçekten de çok lezzetli bir ciğer. Afiyet olsun. Ne zamandan beri var bu? 98 yılından beri. Var. Ama tabii daha evveliyatı da var. Aileden gelen, Aydın Doğan'ın babadan gelen mesleği. Ama 98 yılından beri daha fazla aktif olmaya başladı. Daha fazla duyulur olmaya başladı. Daha popüler olmaya başladı. Ama Edirne'de birçok ciğerci var ama Aydın number one. Şimdi Aydın Bey'in kendine ait standartları var. Yediğiniz domatesden, soğandan, özellikle ciğerden, ciğer ve yağ, asıl mevzu yağ bu işte. Siz bu arada anlatın, ben vallahi siz, şey yapamıyorum, yiyorum, siz anlatın. Aynı zamanda yağ çok önemli bu işte, yağın kalitesi, tavanın kalitesi, bunlar çok önemli. Zaten en büyük etkenler bunlar. Bunlar, bu gördüğünüz garnitür bu işin aslında tamamen ek unsurları. Ama tabii bunun da çok çok kaliteli olmasını istiyor Aydın Bey. Çok dikkat ediyor soğanla domates özellikle. Çünkü garnitürde soğanla domates çok önemli bizim için. Çok güzel. Yani çoğu müşterimiz bizim garnitürümüz için de geliyor. Gerçekten çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Afiyet olsun. Edirne'ye gelip de ciğerci Aydın'a uğramamak olmaz. Bu da benim sözüm. Gerçekten doğru bir sözmüş. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kaliteden ödün vermeyen bir müessese olarak kendini tebrik eder. Allah işlerin aslını daha büyük, daha şubeler açmasını nasip eder. İnşallah. Amin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Thank you.
Adım Osman Yaran. Bu işi yıllardır ben yapıyorum. Sene 86 senesinden beri yapıyorum. Sayın Belediye Başkanımız bize yer verdi, durak verdi. Düzergahımız Meriç Nehri, Tunca Nehri, Kent Ormanı. Bu kısa turumuz oluyor. Büyük turumuzda Lozan Anlaşması'nın yapıldığı anıt var. İçinde müze var, heykeller var, tren var. Bunları ziyaret ettiriz. Tekrar alıp buraya bırakıyoruz. Bu uzun turumuz oluyor. Bazı insanlar bizim atlarla bize sıkıntı yapıyor. Büyükada'da da bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Yok atlara günah diyorlar. Sen atını öldürür müsün? Bir insan malına zarar verir mi? Vermez tabii. Ama ne oldu da bu şimdi insanlar hayvan sevgisi çıktı. Yok atlara günah, yok ona günah. Bunlar Orta Asya'dan daha burayı bu atlar getirmiş bizi. Şimdi ne oldu da yani bu hayvanlara günah diyorlar. Şey diyorlar, bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Bu daha önceden Osmanlı zamanında bunun Atatürk bile bu ata binmiş. Savaşı atlarla yapılmış. Vesayet var mıydı? Yoktu. Atlarla ulaşım aracımız bizim atlardı. Atlarla her şey oldu. Camiler, hanlar, hamamlar bu atlarla hep vesayet olarak, ulaşım aracı olarak kullanıldı. Şimdi günah diyorlar. Ne olacak bizim halimiz? Aynen. Biz bunların yüzünden ekmek yiyoruz. Aynen. Peki bu mesela bir atı ne kadar koşturuyor? Ne kadar, kaç yaşında olması lazım bir atı? Ya şimdi bir atı düzgün baktığın zaman at 25 sene iş yapar adama. Yani bak benim atım 18 yaşında sahadaki bak. Maşallah. 18 yaşında, 5 yaşında taya vermem. Hayvan alışıyor değil mi? Trafiğe alışıyor. Hem trafiğe alışıyor hem de atın çenesi oynayacak. Atın çenesi oynayacak. At yiyecek yani. Atın önüne de yemini döktüğün zaman, akşamdan doyurduğun zaman at zımba gibi olur. Ama at yemedi, içmediği zaman sana iş yapmaz. Günde mesela bu hayvanın sana para kazandırıyor bu hayvan. Mesela günde bu hayvanın sana bir masrafı ne kadar oluyor? Günlük ya bak şimdi ben en kısasını söyleyeyim sana. Geçen gün ben 5 balle yonca aldım. Anlıyor musun? 500 milyon liraya verdim yemlerle yoncalara. Ne ben, kadar gidiyor mesela o? Ben 500 milyon lira kazanmadım ki. Ama hayvana yemek vermek zorundayız. Hayvana bakacağım tabii. Ben malıma bakmam mı? Aynen. Ben kendime bakmam, atıma bakarım. Aynen. Peki bu mesleğe bu babanız ya da dedeniz... Bana babamdan kalma zaten kardeşim. Bir de ben bunları yani kendim yapayım yani. Bu hani ustalığını da aksamı da arabayı ben kendim yapayım yani. Bir marangozun yanında yapayım arabamı. Dört tekerlek afyondan öyle yapayım geliyor. Anlıyor musun? Takayım altına. Çalışıyorum yani. Bunları ben kendim yapayım yani. Dört tane beş tane araba yaptım ben Bedirne'de. Doğru mu abi? Anladın mı? Bir de bunun yani ben şeyini yapayım yani. Üreticiliğini yapayım yani. Araba yapayım, araba satayım. Şimdi ustası kalmadı ki. Aynen. Ben bunu koşa koşa ustalaşmışım. Bak bu bindiğin arabayı ben kendim yaptım. Çok güzel. Evet. Hem de kirbit kutusu gibi araba yaptım kendime yani. Sorması ayıp. Bir aile bu işten kazanıyor mu? Vallahi güzel kardeşim bak şimdi burada bir parça ekmek yiyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Anladın mı? Belediye başkanımız, valimiz, emniyet müdürümüz bize burada bir şey demeyi, bize destek de veriyorlar kendileri. Allah razı olsun kendilerinden. Geçinip gidiyoruz yani kardeşim. Sezonluk işimiz bizim. Ne kadar sürüyor burada sezon? Vallahi bizim şimdi en hızlı işimiz Haziran, Temmuz, Ağustos. 3 aylık bir süreç. Tabii 3 ay. Kakavada nasıl? Vallahi teşte kakava mı al hadi bakalım. Ot çefte yok daha. Çok ama havaların da şeyi. Gerçekten... Ya havalar da şey olmasa. Buranın işi yani eski tat yok yani kardeşim benim. Eski kadar yoğun aynen. Değil. Geçim sıkıntısı. Zorla kıt kanat geçiniz işte kardeşim bizim. Peki sizin burada bir yani bu işi yapan buradakilerle beraber bir birliğiniz var mı? Böyle bir kooperatif ya da... Ya şimdi bizim derneğimiz var. Anlıyor musun? Dernek başkanımız da var. Anladın mı? Zaten bize belediye başkanımız sahip çıkıyor yani. Valilik sahip çıkıyor. Emniyetimiz bize destek veriyor bu konuda. Bir şey demiyorlar. Ekmek parası alıyoruz kendimize yani. Geçinip gidiyoruz kardeşim. Babanız nasıl başlamış bu mesleğe? Babam bu işe benim tarihten kalma benim babam. Eski yani. Babam 85 yaşında. Anladın mı? Daha sağ babam. Anne de sağ.
Baba zaman oldu tabii, anlıyor musun? Yaşlandı. Yaşlandı. Oğlum diye atlara iyi bakın diye. Ata diye bakmadığın zaman ekmek parası alamazsın diye. Yani. Genelde sezon dışı faytoncular ne işler yapıyor? Ya bazıları çöpe çıkıyor, ambalık yapıyorlar. Atlara hazır bakılıyor abi. Atlara oradan bakılıyor. Oradan bakılıyor yani abi. Yani 3 aylık kazanılan parayı kimse... Çöpe çıkıyor. Urdaya çıkıyor. Urdaya çıkıyor. Anlayabiliyor musun? Kışın da atlar hazır yiyor, içiyor yani yatıyor mesela abi. Bu işi yapıp da mesela faytonu var. Evet. Hani taksi şoförü gibi, hani ben faytoncu kayayım, fayton benim olsun, onu yövmeye. Yok öyle bir şey, yok yok abi. Herkes malını kendi koşuyor burada yani. Abi evet. İş mi var zaten burada ya? Adama sen koş. Yok yok öyle bir şey abi, yok. Peki şey nasıl oluyor mesela buradaki sıra? Herkes sırasını biliyor abi. Sabah erken gelen sıraya geçiyor burada. Mesela ben faytonculuğu bıraktım da, ben bundan sonra yapmayacağım faytonculuğu de. Benim yerime başka bu hayvanı satacağım ya da vereceğim, bu durağa vereceğim. Satarsın abi. Ne yani? Ya şimdi bizim burada arabalarımız para yapmıyor yani, anlıyor musun abi? Ada gibi, ada gibi değil yani. Bırak yerini sattım falan. Ada gibi değil. 3 liraya 5 liraya satarsın burada. Yani 3 bin lira 5 bin liraya bir yeri vereyim sana. Öyle olur yani. Öyle 5 bin liraya da satamazsın abi. 2 liraya 3 liraya durağını satabilirsin. Fayton almaya kalktığın zaman yapıyı... Bir fayton mesela? 30 lira, 35 lira, 40 lira yapıyor yani abi. Sıfır fayton. Tabii. Buyurun abi, fayton turumuz da var. Buyurun. Yani toplam bu Edirne'de kaç tane fayton vardı? Vallahi şimdi bizim burada abi aşağı yukarı yok 25 tane be. Var 20 tane var ama koşulmuyor bazıları abi. Çıkan çalışan araba, 10-15 tane araba çalışıyor. Başka nerede var? Emirgan'da var. Emirgan'da. En çok nerede var? Orada var, orada. Allah, sıra burada da var, orada da var. Orada kimse da kimsenin hakkını yiyemez. Aynen. Peki buradaki derneğin adı ne? Faytoncular Derneği mi geçiyor? Yani öyle birlik yoksa öyle bir... Tabii. Faytoncular Derneği geçiyor abi. Aidat veriyorsunuz mu hala yoksa? Yok, vermiyoruz. Belediye başkanımız bizden bir şey almıyor yani. Anladım. Yani kendi aranızda böyle bir para toplayıp yani eksiklerinizi... Ya biz eksiklerimiz oldu mesela, ortum, deterjan biz kendi aramızda topluyoruz, alıyoruz yani. Hani mesela diğer faytoncunun... Tamam abi. Mesela birisinin kayışı kopuyor, birisinin üzengisi kuruluyor, böyle hani alma şeyi yok, onlar birbirimize destek oluyor. Tabii oluruz abi, oluruz ya, tabii. Tamirini mamirini. Tabii be, tabii yaparız yani. Peki bu senden başka bu işlerin tamirini yapan dükkanı böyle saratçı mı diyorlar onlara? Arabayı mı? Araba ve beygir kuşamlarını kayış. Ya şimdi mesela ben kayışım kopsun, amudum kırılsın, bir şey olsun, ben elimden bir şey kaçmaz yani, yaparım ben. Dükkan var mı böyle bu işleri tamir eden yerler? Ya dükkan yok. Mesela ben bu arabayı marangozun bir abim var, marangozun yanında yapayım yani arabalarımı. Anladım. Yani 0 kilometre araba yapayım kendime. Evet. Kendi çabalarıma göre. Satıyor mu yapıp böyle? Ya birkaç tane aldım, sattım yani. Eski aldım. Ev yaptım yani abi. Mesela kayışım kopsun, kendim zaten malzemem arabada. Koptuğu zaman hemen tak tak dikerim. Faytonculuğu yapanların çoğu roman mı yoksa karışık mı? Yani en çok. Şimdi abi roman da var. Esnaf çocuklar yani. Esnaf yani. Esnaf yani abi. Esnaf yani. Anladım. Romanların rotosunu izlesinler. İzleyin, anlıyor musun? Bize de sahip çıkın. Gerçekleri görün. Gerçekleri görün, bize de sahip çıkın yani. Yanımızda bu organizasyonla ilgili bilgiye sahip bir at sahibi ve bu organizasyonu bir yaşam biçimi haline getirmiş Herkül abimiz yanımızda. Burada ne oluyor? Geleneklerimiz burada... bizim, hani geleneklerimiz bizim, dedelerimizden, babalarımızdan kalma. Eski zaten koşu yerleri buralar, onları canlandırıyoruz. Hani tarihi eski bizim babalarımız, dedelerimiz. Hani bu koşullarda biz de onları ölmüş, biz devam ettiriyoruz. Romanlarda at olgusu önemli bir şey. Tabii, çok değerli. Yani ata binmek tabii, değerli, bir şey. Gerçek değerli zaten. Göreceksin şimdi atları geliyor, atlar. Siz at sahibisiniz. Evet, atların sahibisiyim. Yani nasıl, jokey mi buluyorsunuz? Kendi çocuklarımız, mavi çocuklarımız. Birinciye ne veriyorlar? Altın veriyorlar. Altın? Evet. İyi, güzel. 5 tane mi veriyorlar? Yok be, bir tane mi? Bir tane bir mi? Tane, bir tane. Belediye başkanı bu konuda evet, destek Allah oluyor. Razı olsun Recep başkanımıza işte. Bizim bu romanlarımıza işte destek ediyor. Bu tarihi eser koşullara da hani
elinden geldiğini bizleri hani hiç yalnız bırakmıyor. Evet. Hani sağ olsun başkanımızdan, Allah razı olsun. Hani romanların şiirlerini de dört edersen şimdi kaçır oradan. Romanların genelliklerini başkanımız elinden ne geliyorsa yardımcı oluyor bize. Aynen. Hani sağ olsun. Bölge hakkında bize az bilgi verir misiniz? Burası tarihi eser. Hani burası eski koşu alanı burası. 100 senelik, 150 senelik. Hani biz de onları canlandırıyoruz işte hani. Peki sizin kaç tane atınız var? 3-4 tane var. 3-4 tane evet. Var. Sadece bir koşmak için mi bekliyorsunuz yoksa yük olarak mı? Yok yok, özel bakılıyor. Sadece koşu. Tabii yani. Özel. Evet. Tabii. Kuzey Irak'tan getirttirdim. Kuzey Irak'tan getirdiniz. Cinsi ne? Arap. Arap atı. Evet. O iyi. Tabii göreceğiniz yani zaten. Siz bu işe bir şey... Kendi işimiz bizim mi yani tabii. Başka yarışlara koşturuyorsunuz mu? İstemiyorum. Yok gitmeyiz hani sadece başka. Burada sadece burada. Genelliklerimiz. Yıl Kakava'da. Tabii her sene buranın şenliklerimizde hani burada. Tarihi eserlerimizi işte canlandırıyoruz hani. Büyüklerimizden kaldı, atalarımızdan kaldı. Aynen. Edirne'deki bütün romanlar buraya katılıyor mu? Katılıyor. Yani katılıyor. Şimdi bu yarışa benim de atım var. Ben de herkes geliyor şimdi. Te geliyorlar zaten. Te gelince. Ücreti alıyorlar mı? Alıyorlar. Ne kadar alıyorlar katılım? Şimdi birinci bir tane büyük altın alıyor. İkinci ufak alıyor. Üçüncüsü de çeyrek alıyor. Şey olarak bir para ödüyor mu yarışa katılmak için? Kendimiz buradan oynayabiliriz dışarıdan. Kim isterse hani ben. Şöyle alayım seni. Ben dışarıdan para kaparım. Kendine güvenecek şimdi varsa. At değil mi? At deyince, yarış deyince bahisler söz konusu. Evet, bahis. Burada var mı? Var. Neler dönüyor mesela bahislerde? 500 lira, 1000 lira en büyük para. 1500 lira. Tabii. Yani tabii legal değil. Aynen. Bu. Tabii kendi yok, aranızda. Yok, kendi aramızda. Kendi aranızda ama aynen. Heyecanı yetiyor. Of. Evet, bizden gibi değil. Seylerden beri bu heyecanın içindeyiz. Atlara sevgimiz var. Yani Kakava'da, Kakava şenliklerinde her heyecan her aynen. Yerde. Bir at yarışında, bir çingene ateşinde, evet. Bir müzikte, bir klarnetin sesinde. At sevgisi var bizde. Kakava Edirne'de ruh buluyor. Başkanım merhaba, Bandırma'dan selamlar. Romanların Rotası programındayız. Edirne'deki Kakava Şenlikleri için buradayız. Güzel bir etkinlik. Bizler de Romanların Rotası olarak Romanların Kakava özel bir yer kaplıyor Türkiye'de hatta dünyada. Sizler de buna çok değer veren bir başkansınız. Yardım eden, desteklerini esirgemeyen bir başkan olarak konuyla ilgili kısa bir düşüncelerinizi, önerilerinizi ve temennilerinizi ekranlarda Romanları ve diğer toplumdaki arkadaşlarımıza söylerseniz çok memnun oluruz. Şimdi tabii bu Kakava 1400 yıllık bir gelenek. Çok eski, çok kadim bir gelenek. Gelenekler önemlidir millet hayatında, toplum hayatında. Bunları bir tarafıyla olduğu gibi koruyup geleceğe taşımak lazım ki yeni yetişen gençler, genç nüfus da bunları öğrenerek sürdürsün ve millet olmanın ortak yönlerinden biri korunsun. Burada bunu amaçlıyoruz Edirne olarak. Her toplumun, her milletin mutlaka kendine has gelenekleri var, adetleri var, örfleri var. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlar değerli hatıralardır, anılardır ve milleti millet yapan ortak değerlerdir. O anlamda benim insanlarım da bunu sevdiği için biz de destekliyoruz, katkı veriyoruz. İşte bugün at yarışıyla, geleneksel at yarışıyla başlatıyoruz. Tabii bunlar çok amatör düzeyde ama zaten güzel olan amatör olması. Profesyonel olsa bu kadar güzel olmaz. Amatör düzeyde bugün başlıyoruz. Daha sonra Edirne'de Fethi aynı zamanda bugün. Fethi törenleriyle devam edip akşam üzeri kakao ateşimizi yakacağız. Gece programımız devam edecek. Sonra yarın Ramazan ilk günü, bu akşam ilk sahur. O anlamda biz de Hıdrellez'in bereketiyle Ramazan'ın, mübarek Ramazan'ın bereketini birleştirmek istedik ki toplumumuz, ülkemiz, milletimiz huzurlu olsun, bereketli olsun, başarılı olsun diye. Bu akşam saray içinde Kakava alanında saat 2.30'da da Hıdrellez sahurunu gerçekleştireceğiz. Hızır Aleyhisselam'la Ramazan-ı Şerif'i birleştirmiş oluyor. Hayırlısı olsun hepimize. Sağ olun.
Selimiye Camisi'nin avlusunda serin bir gölgelikte çayımızı yudumluyoruz. Dostlarla bir dost meclisi kurduk. Edirne'de kakavayı konuşacağız. Aramızda önemli isimler var, aktivistler var, yazarlarımız var. Konu hakkında bilgili abilerimiz var. Güzel bir, nezih bir ortamdayız. Çaylarımızı yudumladık ve romanların rotasında bu düşüncelerin önemli olacağına kanaat getirdik. Yanımızda araştırmacı yazar Sinan Şenler, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden dindar sosyolojisi master öğrencisi Emirhan Demirbozan ve doktor sosyolog Çağlar Deniz ve aktivist Sezgin Kaplan ve Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı var. Burada kakavayı konuşuyoruz. Kakava nedir? Kakava Edirne'de nasıl kutlanır? Kakavanın bu zihinlerdeki yeri nedir? Onları sizler için mikrofon uzatacağız. İlk önce Sinan abiye mikrofonu uzatıyoruz. Kakava nedir Sinan abi? Teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Bu fırsatı da verdiniz. Kakava sadece Trakya'daki romanların dilinde var olan bir kelime. Kakava kelimesi herhangi çok farklı bir ritüeli karşılamaz. Hıdrellez'in Trakya'daki karşılığıdır. Bu kelime büyük bir ihtimalle Grekçeden Türkçe'ye geçmiş bir kelime olsa gerek. Çünkü bugünkü Grekçe sözlüklerde Türkçe karşılığı olarak tencere, balık çorbası, çorba yapılan tencere gibi bir karşılığı var. Aynı zamanda Alexander Paspatis diye Kavalalı bir araştırmacının da 1870 senesinde İstanbul'da basılan Osmanlı Çingeneleri üzerine bir etüt isimli 650 sayfalık kitabında bir iki sayfa anlatmaya çalışır. Orada da tencere tencere bayramı şeklinde bu kelimeyi açıklamaya çalışır. Kelimeyle ilgili çok absürt ve bence koftiden bazı açıklamalar falan var. Mesela Edirneli araştırmacı, kültür insanı İsmail Hakkı Soyyanmaz bu kelimenin kaka var söyleminden yola çıkarak kakavaya dönüştüğünü, yani çok açık bir şekilde söyleyemiyorum bu kakavar kelimesini falan. Pislik var anlamında bir söylemden dönüştüğünü söylüyor. Burhan Felek bu kelimeyi Çingene Hıdrellezi diye telaffuz ediyor. Bence gerçeğine daha yakın olan şey bu. Bunun yanı sıra Necdet Sakıoğlu, Profesör Necdet Sakıoğlu kelimeye kahkaha ya da kokulu hava gibi böyle, yani çok da mesnede olmayan, nereye oturacağı da pek belli olmayan bir takım açıklamalarda falan bulunuyorlar. Kakavanın geçmişi ne kadardır? Bu tabi tarih ne kadar eski ise geçmişi de o kadardır. Hıdrellez'e, bu kakavayı Hıdrellez perspektifinden bakarsak şöyle bir şey söylemek mümkün. Konuyla ilgili bence en güzel, en anlamlı, en temiz açıklama Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı İslam Ansiklopedisi'nde vardır. İslam Ansiklopedisi şunu söylüyor. Hıdrellez geleneği ya da bu mevsimsel geçişin, kıştan yaza geçişin geleneği ne Müslümanlara ait ne Müslüman olmayanlara ait, çok çok daha eskisi, 3000 belki 5000 yıllık gelenektir. Mezopotamya'ya ait, oradan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara doğru devam etmiştir. Hıdrellez genellikle Müslüman coğrafyada kullanılır, kutlanır. Bunun belki doğudaki karşılığı Nevruz'dur ya da işte kuzeyde Kafkaslardan Avrupa'ya doğru da Baba Marta dediğimiz bir uygulama, bir gelenek olabilir. Özet itibariyle kakava dediğimiz şey sadece ve sadece bir kelimenin bir geleneğe yakıştırılmasıdır. Kakava'da çok enteresan olan şey şudur. Öteki yerlerden farklı olan şey şudur. Özellikle Kırklar elinde ama bir miktarda Edirne'de Roman vatandaşların 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan sabahı suya girmeleridir. Bu suya girmede temizlenme, arınma, kötülüklerden arınma, iyiye doğru yönelme vesaire vesaire. Yani kakava için söyleyebileceğimiz şey bu. Çok teşekkür ederiz. Dindar süresi olarak Emran kardeşimize mikrofonu uzatalım. Kendi de küçük bir şeyler söylesin. Kendi gözlemleriyle Edirne hakkındaki gözlemlerini. Romanların ortasında sizlerle buluşmuşuz. Ekleme yapsın. Teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Benim ilk kakava
şenliğine katılışım olacak ama biz de kendi yaşadığımız bölgede Hıdrellez'i kutlarız. Bu Edirneliler bunu sahiplenmiş, daha da coşkulu bir biçimde karnaval şeklinde kutluyorlar. Tabii bu tarz etkinlikler kültürümüzü yaşatmak için, eğlenmek için son derece güzel. Ben de Sinan hocamın söylediklerine katılıyorum. Aslında bunun din fenomenolojisi açısından değerlendirdiğimizde bu bütün kültürlerde ortak bir değerdir, değil mi? Buna biz dolup boşalma fenomeni deriz. İnsanlar bahar aylarında yenilenmek için bu tarz etkinlikler yaparlar ve arınmış hissederler kendilerini. Bu da Trakya kültüründe, Anadolu kültüründeki bir örneğidir. Ve güzel bir örnektir. İnşallah 1000 yıldır kutlanıyor. Bundan sonra da kutlanmaya devam eder. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi hocamıza veriyoruz mikrofonu. O kendi görüşlerini Edirne ve Kakan'a. Teşekkür ediyorum Eyüp hocam. Yani ben tabii daha öncesinden Uşak'taki Romanlar arasında çalışmalar yaptım. Oralarda Hıdrellez tabir ediliyor. Az önce söylenildiği gibi. Bahar bayramı. Temelde bahar bayramı. Yani Hıdrellez, Nevruz, Kakava, Paskalya hatta birbirinden çok bağımsız törenler, uygulamalardır. Baharın uyanışı insanlarda bir coşkuya sebep olmuş ki ateşin yakılışı ritüeli de bu çok alakalı. Ve insanlar burada temizlenmeyi istiyorlar aynı zamanda. Bu temizlenme, yıllık bir temizlenmeyi başlatmak istiyorlar. Keza nehre girmenin de bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir tür vaftiz gibi adeta veya bir tür kırklama gibi ömürde bir defa yapılan şeyin hayat boyuna yayılması gibi olduğunu düşünüyorum. Çok sembolik değerler taşıdığını düşünüyorum. Çok ciddi araştırmalara sebep olabilir bu anlamda. Hıdrellez'in Ederlez'i şeklindeki o güzel şarkısını da dinlediğimiz zaman zaten aslında roman kültüründe nereye yerleştiğini anlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mikrofon Sezgin abi de. Sezgin abi biraz anlatsın. Vallahi ne diyeyim, ben Trakya'da kendim bildim bileli Hıdrellez adı altında kullanılan romanların da bu bayrama, bahar bayramına daha doğrusu, Kakava adı altında katılmaları. Az önce Sinan abi zaten bu Kakava'nın nereden geldiği ile ilgili olarak bir takım bilgiler verdi de romanlar açısından olaya baktığın zaman o kış ikliminin zorlu şartlarından çıkıp bahara girmeyle beraber, doğanın kendini yenilemesiyle beraber romanların rahata ereceği, huzura ereceği, doğanın nimetlerinden faydalanacağı, mutlu olacakları bir bayram edasına bürünmek adı altında kutlanılan bir bayram olarak adlandırıyorum ben kısaca böyle. Teşekkür ederim. Türkiye genelinden hatta Balkanlardan gelen insanlar buradaki şenliğe katılıyor, buradaki coşkuya katılıyor. Tabii burada bir pazar oluşuyor, burada bir ekonomik değer oluşuyor. İnsanlar birbirleriyle etkileşim kuruyor. Bu konuda da Turan abinin görüşleri bizim için önemli. İşin etimolojik tarafı ya da kültür tarafından yana bir de olgusal yönü, yani toplumun Edirne'ye kattığı, esnafa kattığı değerler önemli. Burada da Turan abinin bu görüşlerini sizlere, sizin için ben soruyorum, kendisinden cevap bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi tabii biz burada Kakava Hıdrellez'i konuşuyoruz da burada işte arkadaşlarımız farklı farklı konulara değinler. Bunlar tabii hepsi önemli ama şimdi şöyle bir bakmak lazım. Bu Kakava ve Hıdrellez daha çok romanların sahiplendiği gibi bir anlayış olsa da bugün bakın görüyoruz burada. Bu insanlar Edirne'ye niye geliyorlar? Aslına baktığımız zaman bu insanlar romanların mutluluğuna, heyecanını görmek için geliyorlar. Aslında Kakava nedir baktığımız zaman? Bir ritüeldir. İnsanlığın da kültürel bir mirasıdır bu. Bakın burada bugüne kadar Roman toplumunun, görünmeyen Roman toplumu, Edirne'de Roman toplumunun göründüğünü biz fark edeceğiz. Çünkü niye? Bu toplum hiçbir zaman bu kadar insan grubunun içerisinde olamamıştır. Bu insanlar niye Edirne'ye geliyorlar? Romanların mutluluğuna, sevincine ortak olmak için geliyorlar. Aslında bu iş bugün bir kardeşlik güdür. Sevgidir, barıştır, huzurdur, neşedir. Romanlar bugün aynı mutluluğu, sevinci, heyecanı roman olmayan diğer bireylerle ortak olarak yaşıyor. Aslında romanların var olma noktası
kaynaşmasıdır bu şey. Ben insanlığın somut kültürel mirası olarak görüyorum. Romanlarla diğer bireylerin de bir olması, aynı mutluluğu, aynı heyecanı hissetmesi olarak düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler bizim için, öneriler çok değerli. İnşallah romanların neşesine, sevincine, mutluluğuna dahil olan arkadaşlarımız, insanlarımız inşallah üzünlerine de, acılarına da, yaşam şartlarına da ortak olurlar. Hepimiz refah seviyesi içerisinde, mutluluk içerisinde hep birlikte ortak şekilde yaşarız. Dostça kardeşçe. Dostça kardeşçe. Hadi
olsun be. Bayram var. Bayram var. Evet, işler güzel. Ya şimdi parayı tek olmasa, parayı tek olmaz mı abi? Hani parayı tek olmasa kalsın. Önemli değil, sen devam edin. Hadi sağ olun. Kakava'dayız. Gece saat 5'e doğru geliyor. Sabahın erken saatleri daha doğrusu. İstanbul'dan bir bayan, bir hanımefendi ona Edirnelezi, yani buradaki Hidrellezi kendi gözüyle, kendi dünyasında ne olduğunu, romanları nasıl burada eğlendiğini, nasıl bir organizasyon yaptığını bir düşüncelerini soracağız. İlk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Güzel bir eğlenceydi. Akşam da buradaydık. Dün sabah erkenden geldik. Açıkçası çok detaylı bir bilgim yoktu. Ancak internetten ve insanlara sorarak bunun neden kutlandığını öğrendim. Çok güzel bir ritüel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Buraya katılmadan önce işte buraya katılma kararınızı nasıl aldınız yani? Arkadaş önerisi mi ya? Edirne'de bir kakao şenlikleri var. Onu sürekli yoksa duyuyorduk İstanbul'da. Daha doğrusu her yerde Hıdrellez şenlikleri var. Edirne'de romanlar çok eğleniyor. Oraya katılmamız mı gerekiyor yoksa orada yaşamamız gereken bir şey mi diye oldu. Yani Hıdrellez şenliklerinin burada yapıldığını, bolluk bereket için yapıldığını, Hızır'ın bereket ve bolluk için Hızır'a dua edildiğini bunları duyduk ve Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde Hıdrellez şenlikleri yapılıyor ama burada daha farklı, daha eğlenceli, daha renkli, daha coşkulu olduğunu duyduk. Burada Edirne'de yaşayan arkadaşlarımız da var. Onlardan da duyduklarımız vardı. Dolayısıyla gelip bir de burada yaşamak istedik. Çok çok güzel bir şenlik. Hatta dün akşam bir düğüne de katıldık. Ve ilk defa hayatımda böyle değişik bir düğün yaşadım. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli insanlar, çok neşeli, güzel insanlar. Onları tanıdığıma, onlarla beraber olduğuma çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle gelirim. Çünkü gerçekten çok güzel duygularla gidiyorum buradan. Tabii biraz daha sanki organize olabilir aslında ama bu bile çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok. Senin gözünde Hıdrellez ne? Anlat bakalım bize. Benim gözümde Hıdrellez kesinlikle baharın gelişiyle bir alakası olmayan ve sürekli yağmur yağan ama dışarıdan da çok insanın geldiği çok harika bir şey. Güzel, eğleniyorsunuz tabii. Tabii yani hiç zurna davul sesleri eksik olmuyor. Herkes göbek atıyor, herkes stresini atıyor. Baharın geçtiğini bir şekilde karşılıyorlar. İki gün herkes roman oluyor değil mi? Yani o kadar. Eğleniyor, böyle sesler alıyor, millet eğleniyor. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Kardeşlerimizle beraber onların düşüncelerini alacağız. Bu sene onlar için Hıdrellez nasıl oldu? Hıdrellez'den memnun mu? Uygulamalardan memnunlar mı? Eğlendik mi? Eğlendirdik mi? Bunları soracağız. Mikrofonu abime uzatıyoruz. İsminiz nedir abim? Cahit Sörümür. Cahit Örümür. Sizin için Hıdrellez nedir? Burada Hıdrellez oldu. Gerçekten oldu mu? Gerçekten de çok muhteşem bir Hıdrellez oldu. Bütün bu kakava ve Hıdrellez şenliklerini yapan arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, tüm bu kadroyu kuran arkadaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Böyle bir şenlik görülmedi. 60-70 bin tane insan akın etti Edirne'ye. Kakava şenliği demek bu demektir dedirtti yani. Helal olsun. O zaman bir alkış alalım. Alkış yapın bakalım. Dilek dilediniz mi? Vallahi ben kendi dileğimi diledim ama inşallah Allah onu bana Rabbim kendi kendime, o benim aklımda. Onu söyleyemem. İnciden bir ipucu ver bakalım ya. Ne mesela? Hangi sektör? En azından işte bir sağlık diledim ama sağlıktan önce biraz da para. Para, herkes diliyor. Evet. Şimdi hanımefendi kızınız mı? Hanımefendi benim kızım. O da gelinlik giymiş. O da benim yeğenim olur. Çok sevdiğim kardeşim olur. Peki sizler için idealleşi nedir? Hıdrellez nedir? Kakava nedir? Eğlendiniz mi? Eğlendik mi? Evet, eğlendik. Şimdi benim yeğenim gelin, heyecanlı olduğu için gelinlik giymiş, dileği şimdi evlenmek mi? Evet. Aynen. Evlenmek. Demek ki birisini seviyor. İki gün sonra kocayı vereceğim. Hayırlı bir eş. Baba Fingo'yu görme hayaliyle gelen romanlar ve
gacolar burasının kapalı olduğunu gördüler. Belediyenin açıklamasına göre güvenlik sebebiyle köprünün zayiatı konusunda açmamışlar. Belki Ramazan'ın ilk günü, ondan dolayısıyla belki açmamış olabilirler ama burada romanlar bir hayal kırıklığına uğradı. Dere boyuna inememişler. İnsanlar burada bir geçen seneki gibi bir coşku yaşamamış. Belki Ramazan'dan dolayıdır. Ama bu sene gerçekten sabah romanlar memnun olmayarak evlerine döndü. Bulunduğumuz mevki Edirne Sarayiçi denilen bir yer. Aynı zamanda da Kırpınar güreşlerinin yapıldığı bir alandayız. Bugün 6 Mayıs Hıderlez sabahı ve gördüğümüz alan maalesef farklı bir güvenlik gerekçelerinden dolayı bugün kapatılmış durumda. Her ay 6 Mayıs sabahı romanlar ve Edirne'ye gelen diğer misafirler tarafından bu köprüde farklı eğlenceler yapılmakla birlikte Roman vatandaşlarımız ve diğer Roman olmayan bireyler sabahın erken saatlerinde gelip burada yüzlerini yıkayıp niyetlerini de dilemektedirler. Tabi burada dediğim gibi bir güvenlik gerekçesiyle şu anda burası kapatıldı ama büyük bir tane seneye açılacak. Şu anda gördüğümüz eğlence olmamış olsa dahi burası bugün bu sabah itibariyle coşku, heyecan ve mutluluğun olduğu bir yerdir. Büyük bir ihtimal bunlar da bu yıl yok ama seneye olacağı kesindir. Gençlerin dileklerini sormadan olmaz. Burada gençler heyecanlı dileklerini sunmuşlar Kakava'da. Sen ne diledin? Sevgilimle mutlu olmayı diledim abi. Mutluluğu diledim. Evet. Tabii bütün herkes, bütün romanlar herkes mutluluğu diliyor. Gençler heyecanlı. İsmin ne? Hüseyin. Hüseyin. Senin ismin? Gülcan. Senin? Efe. Efe. Senin? Buse. Buse. Ne güzel isimleriniz var. Gençlerimiz dün eğlendi. Beraberce eğlendiler. İnsanlar eğlendi. Şehir dışından gelen insanlar, hatta ülke dışından gelen insanlar eğlendi, paylaştı, mutlu oldu, heyecanlandı. Bir sonraki sene için dileklerini diledi, sağlık ve mutluluk diledi, aşk diledi, sevgi diledi. Gençlerimiz bu sene, yani geçen seneki gibi oldu mu? Bu, geçen seneki gibi olmadı abi. Daha sönük mü oldu? Evet, heyecan abi. Olmadı bu sene. Bu sene anlıyor musun? 2 sene önce daha iyiydi kakamamız. Böyle eskisi gibi değil. 2 sene önce nasıl, neler oldu mesela? 2 sene önce abi çok kalabalıktı. Buradan yarım saatte köprüden geçiyorduk. 10 dakikalık köprüden yarım saatte geçiyorduk. Burada mesela köprüyü kapatmışlar bu sene. Evet, evet abi, çünkü orası yıkılıyor mu ne falan, taşları mine döküyor. Gerçekten arka tarafta oluyordu. Ama bu sefer burada yapacaklar mı artık bilmiyorum. Bu sene olmadı. Aynen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Seneye de inşallah yine denk geliriz. Kakava ateşi söndü. Hidrellez ateşi söndü. Koru gitti. Sadece kumu kaldı. 2 gün boyunca herkes romandı. Herkes çingeneydi. Eğlendi, güldü, coştu. Ama şimdi herkes gitti. Romanlar yine sorunlarıyla baş başa, yoksulluğuyla baş başa. İnşallah dilekler kabul olur. Romanların yoksulluğu son bulur. Romanların rotasında sizlere Kakava'yı izletmeye çalıştık. Göstermeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Romanların rotasında kalın.